insanı bütün yönleriyle anlatıyorum. Herkesin işine gelebilecek şekilde, herkes okuyup gayet rahat bir şekilde bundan insanı bir bütün olarak anlayabileceği bir kitap. İkinci kitabım Yerüstü Hazinelerimiz. Buna burada birçok arkadaşımız vakıftır. Çünkü üstün yetenekli ve deha çaplı çocukların hikayesini anlatıyorum. Onlarla ilgili sosyal yönü anlatıyorum. En son üçüncü kitabımda şimdi baskıda Sahne Senin ismiyle hayata hazırlanan, girişimci olmak isteyen gençlere yönelik yazdığım, kendi hayatımdan da bir takım hikayelerle, anlatımlarla çok kolay bir şekilde okunabilecek rahat bir kitap olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur. Şimdi efendim, bilgelik eğitimi derken önce eğitimi şöyle ben size anlatmak durumunda kalmamam lazım aslında, ama yani kusura bakmayın. Siz benden çok iyi bilmekle biliyorsunuz ama ben kendi görüşümü izah edeceğim. Eskiler talim ve terbiye derdi. Talim tabii bilgi edinme, öğrenme. Terbiye ise işin eğitim tarafı. Yani bir kişinin ölçüye, hayat kendisine faydalı olabilecek ölçüye girdirilmesi manasına geliyor. Hepimiz biliyoruz. Yani hayata hazırlanması çocukların. Şimdi tabii eğitim sistemimizde maalesef böyle bir noktaya gelindi ki tamamen sınav odaklı bir eğitim anlayışı ortaya çıktı. Bu da biraz terbiye kısmını çok ihmal etmemize sebep oldu. Yani özel aile eğitimiyle veya bazı sizler gibi gerçekten fedakar eğitimciler sayesinde bu da yapılmaya çalışılıyor ama sistematize değil. Şimdi ben işe farklı bakacağımı söyledim ya, işin dışından eğitimci kimliğim olmamasına rağmen eğitimle ilgilenen bir kişi olarak dışarıdan bakıyorum. Gelecek gördüğümüz kadarıyla çocuklarımız için çok daha zor geçecek. Yani geçtiğimiz dönemlerden daha zor bir hayata hazırlanıyor çocuklar. Bunu hepimiz görüyoruz. Yani bugünlerde yaşadığımız sıkıntılar da bunun içerisinde. Ben mesela Hazreti Ali'nin bir sözünü aktarmak istiyorum. Diyor ki çocuklarınızı yaşayacağı çağın icablarına göre yetiştirin. Şimdi aslında bir mucize gibi bir söz bu. Muhteşem bir ufuk oluşturuyor. Çünkü Hazreti Ali'nin yaşadığı çağlarda çağlar geçse durum değişmiyor. Aslında bugünler için. Hani bir bilim adamımız diyor ya, ben diyor eskiden milattan önce milattan sonra vardı diyor. Şimdi artık benden önce benden sonra var diyor. Çünkü benim gördüğüm gelişimi, insanlık tarihindeki gelişimi benden önceki nesiller görmedi. Evet, bu yüzden çocuklarımızı madem gelecek çağa yetiştirmeye çalışıyoruz, geleceğin zorlu çağına yetiştirmeye çalışıyoruz, o zaman ben onlara yönelik konferanslarımda hep hayatı sorgulayın diyorum. Bizler de eğitimciler, veliler olarak hayatı daima sorgulamak zorundayız. Aksi takdirde hani bir şair yazmış ya, ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Yani bu tabii ki o balıklar ki deryanın, denizin içindedirler ama deniz hakkında bilgileri yoktur. Bir taraflara gider gelirler, karınlarını doyurmaya çalışırlar, bir hayat sürer, sonra ölür giderler. İnsanlara yazılmıştır bu aslında. Yani balıklara yazılmış bir şiir değil. Eğer hayatı sorgulamıyorsa insan, sorgulanmamış hayat yaşanmamış gibidir. Büyük bilge insanlar da böyle söylüyor. Şimdi bilge insanın özelliklerini de yavaş yavaş ortaya koymaya çalışıyorum, dikkat ediyorsanız. Yani bilge insan sorgulayan insandır her şeyden önce. Ben kimim? Niçin yaşıyorum? Neden okuyorum? Niçin? Bu eğitimin maksadı ne? Yani bu bilgileri alıyorum da bundan sebep ne? Yani ve bunun yanında ileride öleceğim madem, niçin bu kadar kendimi hem donatıyorum? Bütün bunları işte bilge insan veya çocuklarımız, gençlerimiz, bizler sorgulamak durumundayız.
Eğer bunu yapabilirsek o zaman işte bir adım atmış oluyoruz. Bakıyoruz aynı eğitim kurumlarımızdan öyleler mezun oluyor ki veya bu sadece bizden değil Batı'dan da Batı'da da okumuş nice insanlar görüyoruz. Bilim sahibi olmuşlar ama insanlığın aleyhine kullanıyorlar bu bilimi. Burada bir eksiklik yok mu? Yani atom bombasını Einstein icat etmiş. Daha sonra onu atom bombasına çevirmişler. Yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmuş. Einstein'a sormuşlar. Demişler ki yani böyle olacağını bilseydiniz yine aynı şeyi yapar mıydınız? Ayakkabı tamircisi olmayı tercih ederdim diyor. Yani çok acı bir durum. Bugün de aynı. Bu işte koronavirüs belasıyla uğraşıyoruz. Birileri diyor ki bu biyolojik silah. Benziyor da yani gelişimler onu gösteriyor. Bilmiyoruz tabii ispat edilmiş bir şey değil. Ama yani biyolojik silahsa bunu bilgi sahibi bilim adamları ortaya çıkardı. Ya da işte silah üretiliyor veya dünyayı köleleştirme çabası içerisinde birileri. Ya küresel sermaye hepimizi köleleştirmek için ileride robotların kullanılacağı söyleniyor vesaire. Ama burada okumaktan maksat aslında iyi yetişmiş insan, insanlığın örnek alacağı tipler yetiştirmek. İşte biz bilge insan diyoruz buna. Herkese faydası olan, sadece kendini düşünmeyen, kendinden ötesine, bütün insanlara, kendi toplumuna, çevresine faydası olan, takdir gören insan olmak. Şimdi eğitimimizde tabii ki iyi insan yetiştirme maksadımız var. Ama bu iyi insan yetiştirme çok genellenmiş bir hadise değil maalesef. İyi öğretmenler, iyi eğitimciler bunu düşünüyor. Onun dışında biraz sıkıntılı durum var. Şimdi ben bakın çocuk önemli mi? İşte Türkiye'de eğitim çağında 20 milyon çocuktan bahsediliyor ortalama. Şimdi o kadar çok ki bunun hangisini yetiştirelim ya her biri bilgi insan mı olacak falan diye düşünebiliriz. Ama bir anne gözüyle, bir baba gözüyle baktığımızda ne olur? Ben bizim Denizli'deki hastanemizde bir aileyle karşılaşmıştım. Orada kadıncağız kucağında böyle birkaç aylık bebeğiyle beraberken dördüncü çocuğuymuş bu ve hastalıklı bir çocuk. Zatürre geçirmiş, vücudu zayıf, kız çocuğu. Ben anneye şöyle bir teklifte bulundum. Dedim ki ya kusura bakmayın size bir teklifte bulunmak istiyorum. Buyurun dedi. Babası da yanında. Dedim ki bu çocuk hastalıklı, sizin dördüncü çocuğunuz kız çocuğu. Yani kız çocuğu hakir görülür ya maalesef toplumda. Gelin dedim size bir teklifte bulunayım ben. Bu çocuğu bana verin, ben size dünyanın en iyi, en mükemmel mücevherini vereyim. Mesela kaşıkçı elması gibi bir elmas verebilirim dedim. Tabii kadın bana öyle bir baktı ki, yani adeta dövecek sandım. Yani asla dedi. Asla onu hiçbir şeyle değiştirmem. İşte böyle. Hepimiz için bu çocuklar bu kadar kıymetli. Ama bu kadar kıymetli çocukların acaba akıbeti ne oluyor diye düşünmemiz gerekiyor. Yani bu ülkenin insanları olarak, aydınları olarak, eğitimcileri olarak o çocuklar birer cevher. Her biri kıymetli. Yani 20 milyon çocuğun her biri kıymetli. Eğitimin maksadı bu olmalı. Eğitimde feda edilecek çocuk olmamalı. Yani ne olursa olsun. Biz bu bakımdan işte ben ikinci kitabıma Yerüstü Hazinelerimiz ismini koymuştum. Yerüstü hazinelerine sahip çıkamayan, onları değerlendiremeyen toplumlar da yeraltı zenginliklerini değerlendiremezler. Dünya üzerinde bu böyle. Yani mesela Nijer diye bir ülke var Afrika'da biliyorsunuz. Dünyanın uranyum ve altın konusunda en zengin ülkesi. İkinci ülkesi tabii. Ama maalesef genel olarak halkı dünyanın en fakir halkı arasında. Neden? İşte yerüstü hazinelerine sahip çıkamamışlar. Adam, insan, büyük insanlar yetiştirememişler. Sebep bu. Şimdi modern insan, maalesef bir yazar diyor ki modern insan anahtar koleksiyoncusu gibidir.
o kadar çok bilgiye sahiptir ki, o kadar çok anahtara sahiptir ki, ama bu anahtarların nereyi açtığını bilmez. Biz çocuklara eğitim veriyoruz, öğretim daha doğrusu. Bu bilgi kimin işine yarıyor, nerede yarıyor, nasıl yarıyor bilmiyor çocuklar. Bunu biliyorsunuz şeyde, pek çok eğitim otoritemiz de söylüyor. Bir bilgi yarışı peşindeyiz. Tamam da bundan 15-20 yıl sonra bu eğitimi robotlar verecek. Yani bilgi eğitimini. Daha doğrusu bilgi öğretimini. Robotlar, mesela bir öğretmenimiz 15 yılda öğretmen oluyorsa, robot 15 dakikada olacak belki öğretmen. Ve belki de birçok alanda öğretmen olacak. Şimdi o zaman ne olacak? Biz yok mu olacağız? Yani eğitimcilerimiz yok mu olacak? Hayır. İşte bakın, burada gerçek eğitimcinin farkı ortaya çıkacak. Ben onu anlatmaya çalışacağım. Bir cevher nasıl mücevher olur? Bunu gerçek eğitimciler yapabilecek. Bilge insan ufuk sahibi dedik. Bilge insan toplumun önünü açar, öncü insan dedik. İşte bunu yetiştirebilirsek. Bunun için de benim şöyle bir formülüm var. Bana göre, tabii bana göre derken kusura bakmayın, yani ben eski eğitimcilerin kitaplarından aldığım, yani bizim kadim medeniyetimizin anlayışından aldığım bir şeyle bir formül çıkardım. Eğitim eşittir keşif artı inkişaf. Yani bir çocuğu, bir insanı veya ne bileyim bir bilgiyi keşfetmeden geliştiremezsiniz, inkişaf ettiremezsiniz. Bunun özü bu. Keşif nasıl olacak? Yani bir karşımızda insan var, çocuk var. Bu çocuğu keşfetmek zorundayız. Keşfetmediğimiz sürece biz onu geliştirmemiz mümkün değil. Onun ruhuna, kalbine, beynine hitap etmemiz mümkün değil. Hani Hacı Bektaş-ı Veli diyor ya, bir kitaptır her insan okunması gereken. Her insanı, her çocuğu birer kitap olarak görmek, okumak zorundayız. Önce anlamak zorundayız. Anlamadığımız, hani bu, ben işte girişimcilik kitabında da bunu yazmaya çalıştım. Karşıdaki muhatabınızı anlamadan ona tesir edemezsiniz, etki edemezsiniz. Bir çocuğun kalbine girmeden beynine tesir edemezsiniz. Yani biz kendimizi düşünelim. Karşıdaki bir insan eğer kalbimizi mutmain etmezse biz ona bir türlü kendimizi tam olarak vermeyiz, onu dinlemeyiz. Şimdi ben mesela bu anlattıklarımı eğer kalpten anlatıyorsam size tesirli oluyorum diye. Ama ben inanmazsam, yani kalp bu kadar önemli, onu izah edeceğim. Ama keşfederken çocuğun hangi tür zekaya sahip, nasıl yetenekleri var, ön yargıları var mı, zaafları var mı, korkuları var mı? Bunları bilmek zorundayız. Ben gençlere siz bunu yapın diyorum. Yani kendinizi analiz edin. Kendinizi analiz edip de kendi artılarınızı, eksilerinizi öğrenmeden yola çıkarsanız yanlış yaparsınız. Birçok çocuk yanlış tercihlerde bulunuyor, yanlış mesleklere gidiyor ve sonunda başarısız oluyor veya hayatı zindan oluyor. Mutlu olmadan mesleğini yapıyor. İşte bunun için çocukların akıl zaafları, akıl tutulmaları var mı? Benim için çok önemli. Yani akıl tutulması nedir? İşte biraz evvel söylediğim zaafları, ön yargıları. Yani birilerine karşı ön yargısı var mı? Veya korkuları, bir korkusu, korkuya sahip mi? Mesela ben tıp fakültesine girmeden evvel kan görmekten korkardım. Veya kitleler karşısında 8-10 kişi bile olsa konuşmaktan korkardım. Bunları yenmeden ben tıp fakültesine gidemezdim. Bunları yenmeden ben aydın olma vasfına kavuşmam mümkün değildi. Sonunda ne yaptım? Birisi bana yardımcı oldu, yol gösterdi. Dedi ki, işte korkuları yenmenin yolu üzerine gitmektir. Ben üzerine gittim. Allah'a şükür yüz binlerce insana hitap ettim. Şimdi mesela tıpta cerrahım, kan görmesem duramıyorum diyebileceğim şekilde biraz şaka yoldu söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar, tabii bizim alanda özellikle üstün zekalı ve yetenekli çocuklardan başlamak üzere çocukların bir kısmı çok zor çocuklardır. Onlar
öyle kolay kolay kendilerini açmazlar, kapatırlar. Eğer bu çocukları biz elde edemezsek onlar canileşebiliyor. Bakın mesela Türkiye'de bir Atalay Filiz vakası oldu. Seri katil. Bu Türkiye'nin en prestijli okullarından mezun olan bir çocuk. Çok üst seviye bir zekaya sahip. Uzun süre katili yakalayamadılar. Ama çok şükür bunların sayısı az. Ben bunlarla moral bozmak istemiyorum ama bunları düşünmek zorundayız. Bunlar bizlerin elimizden geçen, bizim vebal içerisinde olduğumuz çocuklar. Sorumlu olduğumuz çocuklar. Yani burada bu çocukların eğer nasıl bir insan olduğunu biz anlarsak, nasıl çocuklar olduğunu, nasıl bir eğitimle bunlara yaklaşmamız gerektiğini anlarsak o zaman işte keşif kısmını tamamlamış oluruz. Sonra geliriz inkişafa. Burada mesela Türkiye'de maalesef, Türkiye gibi bazı ülkelerde itiraz kültürünün çok gelişmiş olmadığını söylemek istiyorum. Zor çocuk itiraz eder. İtiraz aslında o çocuğun gelişme potansiyelidir. Gelişebileceğini gösteren bir çocuk olduğunu gösterir. Yani Türkiye'de %2,5 mertebesindeymiş. Yani İsrail'de de öyle. Bazı totaliter ülkelerde de %2,5'larda. Türkiye totaliter değil ama mesela Güney Kore müthiş bir hamle yapan ülkelerden birisi. %35'lerde itiraz kültürü. Çocukların itiraz etme hakkı. Şimdi biz eğer sus diye ağzına vurup da oturtursak o çocuktan artık bir şey olmaz. O çocuğun bütün potansiyelini yok etmiş oluruz. Oysa insan farklı. Bakın insanın önce sağlıklı olması gerekiyor. Yani bugünlerde de bunu çok iyi müşahede ediyoruz değil mi? Yani önce beden sağlığı, bedenimiz düzenli beslenme veya ölçülü beslenme ve sporla vesaireyle sağlığına kavuşturur. Ama beyin sağlığı çok önemli. Beyin sağlığı için çocukların okumasını sağlamak zorundayız. Beyni az çok biliyoruz. Yani tamamını bilmesek bile. Mesela biz sol beyne hitap edersek devamlı, başında söylediğimiz gibi devamlı bilgi yükleri, analitik bir eğitim verirsek, sağ beyindeki o hayal dünyası, sağ beyindeki olayları yorumlama, hayata anlam yükleme tarafını, sanat yönünü ihmal etmiş oluruz. Bunun bir bütün olarak eğitilmesi, bir bütün olarak yaklaşılması gerekiyor. İnsan farklıdır. İnsan itiraz eden, insan birçok yönünü düşünüp sorgulayan insandır. Bu yok edildiği zaman köleleşme de başlar. Ben mesela inkişaf bölümünde bundan da bahsetmek istiyorum. Yani beynin köleleşmesi. Amerika'da bir araştırma yapıyorlar. Soru şu, tek bir soru. Hayatta eksikliğini hissettiğiniz nedir? Diyorlar gençlere MIT'de. Orada cevap şöyle geliyor. %78 oranında hayatta eksikliğini hissettiğimiz şey hayatımızın anlamı yok. Aynı soruyu Fransa'da önemli bir üniversitede soruyorlar. Orada da %89 oranında biz uğruna ölebileceğimiz, uğruna hayatımızı devam ettirebileceğimiz bir anlam arıyoruz. Bir ideal yani diyorlar. Bu o kadar önemli ki. Bakın hipnoz çalışmalarına ben katıldım zamanında. Hipnozda bizim şu anda çok iyi bir psikiyatrist arkadaşımla beraberdik. Ben tabii amatörce çalışıyordum. Hipnozda 100 kişiden 95'i 1-2 dakikada uyutulabilir. Uyutulabiliyordu yani. Şu anda da aynı durumdadır. Ama 4-5 kişi veya 3 kişi bir türlü uyutulamıyor. Bir türlü başarılı olunamıyor uyutulmadan. Neden diye araştırdık. Sonunda şu kanaate vardık. Bu uyumayanlar sorguluyor. Ben nasıl uyuyacağım? Acaba uyuyunca bir takım başıma sıkıntılar gelebilir mi? Bana zararı olur mu? Ya uyanamazsam veya ağzından yanlış bir şey çıkarsa, benim aleyhime kullanırsa bilmem ne falan gibi birçok şey sorgulayan insanı uyutmanız mümkün değil. İşte ben de onun için diyorum ki dünya köleleştirmeye doğru gidiyor. Emperyalistler, dünyayı yönetmeye çalışanlar, dünyayı işte korkuyla veya farklı şeylerle
kendi kontrolleri altına alıp istedikleri gibi yönetmek, bizleri köleleştirmek arzusu içerisindeler. Bunu karşısında durabilecek şey insanların en başta sorgulayıcı olmaları ve şahsiyet sahibi olmaları. Şimdi gelelim ruh sağlığına. Ruh sağlığı da hepsinden çok daha önemli. Ruhun doyurulması mümkün olmazsa, ki bugün işte biz öğretim aşamasında bunları biraz ihmal ediyoruz. Çocuklarımızı ihmal ediyoruz. Aileler de ihmal ediyor. Maalesef bunu çok görüyoruz. Psikiyatrist arkadaşlar bunu anlatıyorlar. Yani çocuklar nasıl tatmin olacaklarını bilmiyorlar. Hele hele varlıklı ailelerin çocukları, mücadele ruhu gelişmemiş çocuklar çok daha çabuk çökebiliyorlar. Uyuşturucular, alkol veya ne bileyim yanlış yollar, sapıklıklar gibi şeylere gidip kendilerini mahvedebilecek bir ortama sokuyorlar. Oysa çocuğun ruhuna da hitap edebilecek, işte sanat diyoruz, sanat insanın ruhuyla alakalı bir ilişkili bir durumdur. Sanat alanında çocukların geliştirilmesi eğitimin önemli bir parçası, ama bunların ötesinde maneviyat ve hayatın anlamını anlatabilmek. Onlara eskilerin tabiriyle irfan vermek. Yani görülenin ötesindekini, her şey bilimsel olarak anlaşılmıyor. Mesela canlılığı anlamamız mümkün değil bilimsel olarak. Bilim adamları canlılık yok diyor, yani bilimsel olarak ispat edemiyoruz. Onun için olduğu gibi kabul ediyoruz diyorlar. Soruyorsunuz niçin yer çekimi var? Sebep karşısında niçin olduğunu açıklayamıyorlar. Bu işin irfani boyutuyla alakalı bir şey. Yani görünenin ötesinde görünmeyeni anlayabilmesi de gerekiyor bilge insanın. Bilge insanlar böyledir. Mesela psikiyatristler diyor ki biz diyor o kadar çok insan görüyoruz ki bunu her türlü psikiyatristten dinleyebilirsiniz. İnançlı, kendine bir anlam oluşturmuş hayatına, bir ideali olan insanları diyor, insanların hastalandığını görmedim. Yani çok az. Efendim? Çok az gördüm diyorlar. Şimdi burada modern anlayışta, modern psikolojide şöyle bir durum gelişiyor. Belki Goleman'ın kitaplarını okuyanlar vardır mutlaka. Goleman diyor ki duygusal zeka, burada işte insanın ruhuyla, kalbiyle, gönlüyle alakalı bir durum. Duygusal zekayı geliştirmek zorundayız. Yani duygu ve irade eğitimi vermek zorundayız diyorlar çocuklara. Yani çocuklar iradeli olmak durumunda olmalı. Bunun için güçlü bir bünyeye, güçlü bir altyapıya sahip olmalı. Yani sadece bilgi bazında değil, ama bunun çok ötesinde hayatını anlamlaştıracak şekilde onların irade eğitimini, arkasından sabır eğitimini, öfke kontrolünü de sağlamak zorundayız deniyor. Eğer öfke kontrolü olmazsa bu insandan iyi insan veya büyük insan çıkması mümkün değil. Öfkesini kontrol edemeyen bir insan birkaç saniye içerisinde kendisini cezaevinde bulabilir veya öteki tarafa gidebilir, yani Allah korusun. Şimdi bunu bizim eskiler tabii çok uzun anlatmışlar ve nefis terbiyesi demişler. Gerçekten bugün modern bilimde o noktaya geldi işte, duygusal zeka, duygu ve irade eğitimi sözleriyle. Ama bunları yaparken bakın, çocuklar için cazip hale getirerek yapmak, anlatmak zorundayız. Benim bir doktor arkadaşım, yani çok özür dilerim çünkü sizin karşınızda olmaktan biraz terlettiniz, ben terledim. Bir doktor arkadaşım, ben sütten nefret ederim demişti bana. Ben de dedim ki, yani annen çok mu zorladı seni? Evet dedi, öyle bir süt içirirdi ki bana, burnumu tıkardım kokusunu almayayım diye. Ve sonra hayatımda bir daha ağzıma süt koymadım diyor. Şimdi düşünün, yani siz bilgiyi zorlayarak verirseniz o da tepki koyuyor. Yani bir daha kitap yüzü açmak istemiyor çocuk. Şimdi dolayısıyla beyin sağlığını okuyarak geliştiremiyor veya farklı fikirleri, farklı anlayışları öğrenerek ufuk sahibi olamıyor. Buradan hareketle
çocuklara önce sevdirmek. Bakın ben yaptığım bir araştırma da birçok yerde de yapılmış buna benzer araştırma. Eğitimci eğer öğrenci tarafından seviliyorsa o eğitimcinin girdiği ders de o öğrenci tarafından seviliyor. Anlatabildim mi? Yani bir öğretmenin sevdiği dersi seviyor daha çok çocuklar. Burada işin aslında özü ortaya çıkmış oluyor. Yani önce sevgi. Mevlana Hazretleri diyor ki bir söz ancak kalpten gelirse kalbe tesir eder. Yani siz çocuğun kalbine hitap edebilirseniz kendi kalbinizden gelen samimiyetle, duyguyla kalbi etkiledikten sonra beyni etkilemek çok kolay. Yani çocuk zaten açar bize. Yani biz kalbini fethettiğimiz çocuğun beynini de açmış oluruz. Beyni bizim için biz vermesek bile arkamızda koşar. Şimdi burada tabii bu bunun yanında biz bilgelik eğitimi kapsamında çocuğa merhamet ve sevgi, şefkat temelli bir eğitim de vermek zorundayız. Yani o çocuk eğer merhamet ehli olmazsa işte canileşebilir, köpeğe her türlü işkenceyi yapabilir, arabasının arkasına takar götürür veya bir hayvanın ayağını keser, ötekinin bilmem nesini yapar. Hayvanları öldürmekten zevk aldığı gibi bir süre sonra insanları öldürmekle uğraşabilir. İşte burada biz insani özelliklerin ön plana çıkacağı merhamet ve şefkat temelli bir eğitim öngörüyoruz bilgelik eğitiminde. Bu aslında bütün çocuklarımıza uygulanması gerekir. Mesela eğer bir çocuk sıkıntıya girmişse, özellikle üstün yetenekli çocuklar için söylüyorum. Yani onlar çok daha çabuk hastalanabiliyorlar. Çünkü isyankar oluyorlar. Eğer anlaşılmazlarsa veya kendi içindeki sarmaldan kurtulamayıp bir takım akıl hastalıklarına düşebiliyor, duyuçar olabiliyorlar. Bundan kurtarmanın yolu onları sosyalleştirmekten geçiyor ve tevazu sahibi olmalarını sağlamaktan geçiyor. Yani tevazu sahibi olursa bunlar hepsi bizim inançlarımızda, değerlerimizde söz konusu. Ve sosyal yardım kuruluşlarına gidin diyorum ben çocuklara. Eğer strese kapıldıysanız, eğer bir sıkıntınız varsa sosyal yardım kuruluşlarına gidin, birilerine hizmet edin. Eğer bunu yaparsanız çok rahatlayacağınıza eminim diyorum. Hiçbir psikiyatrik yaklaşıma gerek kalmayacaktır o zaman. Şimdi tabii ki ahlak eğitimi, bilgelik eğitiminin bir kapsamın, bir önemli bir noktasını oluşturuyor. İşte biraz evvel söyledim, eğer bilim adamı ahlakı yoksa o bilim adamı insanlığın aleyhine de şeyler yapabilir. Yapar bunu, başka şey için yapar. Her türlü olumsuzlukları yapabilir. Bakın Osmanlı'da hekim, hakim ve öğretmen yetiştirilirken onların ahlaklı olmasına bakılırmış. Hatta Hazreti Mevlana yine diyor ki burada da ahlakı olmayan bir insana verilen bilgi onun haraminin eline verilmiş balta gibidir diyor. Yani tehlikeli. Bu yüzden biz ahlak temeline kutsalı koymak zorundayız. Yani kutsalı olmayanın ahlakına zaten güvenilmez. Dünyada dinler dışında bir ahlak politikası geliştirmek isteyen bir insan vardı. Şu anda aklıma gelmedi. İntihar ederek öldü. Kendi hayattan keyif almadı. Ya bu hayatın önemini anlayamadı. Bunun yanında mesela Kutsal'dan bahsettik. Dostoyevski'nin bir sözünü hatırlatayım. Diyor ki eğer Allah yoksa, eğer Tanrı yoksa her şey mübahtır. Yani Allah korkusu olmadığı zaman vicdan onun da insanda tezahürü vicdanda oluşuyor. Mesela yüksek vicdan sahibi değilse çocuklar, yüksek zeka bir işe yaramıyor. Onu çıkmaza götürebiliyor. Bu işte ahlakın temeli. Ben Amerika'da özellikle Jean Twinge diye bir psikolog var. Belki duymuşsunuzdur. Ben Nesli ve Narsisizm İlleti diye iki tane kitabı var. Orada dediği şu: ben diyor 40 yıllık hayatımda, mesleki hayatımda
Amerika'da %85 oranında gençlerin narsist olduğunu gördüm diyor. Bu çok büyük bir tehlike diyor. Feryat ediyor kadıncağız. Şimdi bunun Türkiye'ye de yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Geçenlerde televizyonlardaki çocuğu hatırlıyorsunuzdur. Yani tamamen medyanın etkisiyle, belki ailenin cehaletiyle narsist bir çocuk haline geldi. O çocuk artık çok zordur oradan kurtulması. Ve yalnızlaşacak, sonunda depresyonlar vesaire, niçin ben sevilmiyorum noktasına gelecek. Allah o konumlara düşmesinden korusun, inşallah iyi bir noktaya gelir. Şimdi burada tevazudan bahsettik. Ben gençlerle sohbetimde, özellikle bu üstün yetenekli çocuklarla veya zeki çocuklarla sohbetimde şunu söylüyorum. Gençler, bu zekayı siz mi kazandınız? Zekanızla övünebilir misiniz? Veya yakışıklılığınızla, güzelliğinizle övünebilir misiniz? Tabii bilenler hemen hayır diyorlar. Niçin? Biz kazanmadık ki zekayı. Yakışıklılığı, güzelliği biz kazanmadık ki. O zaman neyle övünebilirsiniz? Bir eser ortaya koyarsanız övünebilirsiniz. Şimdi bunu bütün çocuklara anlatabilmek zorundayız. Tabii eser ortaya koyunca, büyük insan olunca da insan övünmeye ihtiyacı kalmıyor. Övünmekten imtina ediyor. İşte o tevazu, hani başağın olgunlaşması gibi onlarda nezaket ve zerafet zuhur ediyor. Yani bilge insan övünmez zaten. Ama çocukların da işte narsist olmasını engellemenin yollarından birisi bu. Tabii o yine sosyal yardım konusunda, bu çocukları başkalarına yardım konusunda zorlamamız veya teşvik etmemiz çok önemli. Değerli arkadaşlar, zamanımız var mı? Şu anda 35 dakika falan oldu herhalde. Size kalmış başkanım, nasıl isterseniz. Son bölüme doğru giriyorum. Eskiden dua ederlerdi bizlere. Biliyorsunuz, birçoğunuz da bunu biliyordur. Allah ilim irfan versin diye. Şimdi sadece ilim değil, bakın. Sadece bilgi değil, bilim değil, irfan. İrfan işte bilgelik demektir bizim kültürümüzde, bizim köremizde, bizim kadim medeniyetimizde. O irfan, o bilgi, daha doğrusu bilgelik olduğu zaman bilgi mükemmelleşiyor. Yani insanlığın hizmetine sunulmuş oluyor. Son zamanlarda bu robotların çıkışıyla da bu çok daha gündeme geldi. Artık deniyor ki robotlara karşı biz yüksek insani vasıflarımızı teşvik etmek zorundayız. Aksi takdirde klasik, işte bilgi yüklü insanlar haline gelirsek robotları alt oluruz. Robotlar bizi alt eder. Bunun yok edilmesi için, bakın, bilge insan dedik hep. Hep onu anlatıyoruz. Bilge insan, mesela Aliye İzzetbegoviç vardı, bilirsiniz. Yani Bosna'nın efsanevi lideri. Çok bilgi açısından da, bilim açısından da çok mükemmel bir insandı. Ülkesini savunma açısından da düşmanları kendisine bilge kral diyordu. O kadar itimat ediyorlar. Yani düşmanlarının bile takdirini kazanmış bir insan. İşte bilge insan bu özelliklere sahip. Ben bilge insanın 3 tavrı olması gerektiğini düşünüyorum. Bilge insan tabii ki bilim sahibi olacak. Bilim sahibi olmak için aklı selim sahibi olacak. Eskilerin deyişiyle. Aklı selim nedir? İyi huylu insan. Aklından insanlar için dolandırıcılık geçmeyen, insanlar için kötü fikirler geçmeyen bir akıl demektir. Daima insanlık için uğraşan bir zihin, beyin demektir. Bununla beraber bu yeterli mi? Hayır. Bir de zevki selim sahibi olması gerekir. Etrafı güzellikleri görecek, karşısındaki insanların güzelliklerini görecek. Onlarla hep olumlu diyalog içerisinde olacak, insanlara olumlu bakacak. Çevresindeki bütün güzellikleri görecek. İşte zevki selim, eskiden böyle derlerdi, ve sanat sahibi. Yani bu insan sanatla da haşır neşir olan insandır. Sanatla ilgilenen insanlar genellikle, eğer çok anormallik yoksa, nezaket sahibi, zerafet sahibi insanlardır. Herkes tarafından sevilen, kucaklanan insanlardır.
ortada sadece ben bilgi yüklü insanlar gezdiğini düşünün, ondan ne keyif alırım Allah aşkına. Ama bunun yanında üçüncü bir şey de insanın kalbi selim sahibi olması lazım. Kalbindeki bütün olumsuzlukları yok edecek. İşte hasetti, kötü anlayışlardı, riyaydı, ikiyüzlülüktü. Bunları kindi, nefretti. Bunları kalbinden atmış olması gerekiyor. Bu üçü bakın mükemmel bir birliktelik oluşturuyor. Kalbi selim sahibi olunca da insanın Allah korkusu, Allah sevgisi içerisinde olması gerekiyor. Çünkü kalp sevginin, aşkın ve imanın merkezidir. Orada bilgiyle hareket edilmez. Ama beyinle işte ruhun, kalbin birlikte olması ve insanın bütün güzellikleriyle dışa kendini yansıtması bilgi insanın güzelliklerinin güzelliklerindendir. Burada bakın dinimizde bir söz var. Huşu diyor. Yani namazı huşu içerisinde kıl. Şimdi bu huşuyu sadece dine tahsis etmek doğru değil. Her yerde bu huşu olması lazım. Huşunun manası nedir biliyor musunuz? Allah korkusu ama yani sevdiği birini kırma korkusu. Allah'ın Allah'ı seviyorsak onu kırdığımız için kırabileceğimiz endişesini yaşayarak hareket etmektir huşu. Bunu insanlar arasında da oluşturabiliriz. Ben sevdiğim insanı kırmak istemem. İşte o zaman huşu içerisinde olmak zorundayım. Şimdi biz aklı selim, kalbi selim ve zevki selimden bahsettik. Yani bilim, sanat ve din birlikte olmalı. Ben size örnek vereyim. Şimdi elimde olsaydı çok memnun olurdum ama bir gül düşünün. Gül. Güle baktığınız zaman üç boyutta bakarız. Ben şahsen öyle bakıyorum, bakmaya çalışıyorum. Gül, bilimsel olarak bakabiliriz. Bilimsel olarak baktığımızda laboratuvarda bir mikroskopun altına alırız. Onun bütün hücrelerine kadar inceleriz. Onun kimyasını buluruz. Nasıl gül yağı elde ederiz, gülün kokusunu nasıl çıkarırız? Onun fotosentezi nasıl oluyor, rengi nasıl oluşuyor, beslenmesi, gelişmesi, büyümesi. Bunların hepsini bilimsel yoldan anlayabiliriz. Ama gülü anlatır mı sadece bilimsel bakış? Anlatmaz. Aynı zamanda biz güle bir sanat eseri olarak bakarız. Karşımıza koyarız, vazoya koyarız. Ona baktıkça mutlu oluruz. Bir sevdiğimize takdim ettiğimiz zaman sevdiğimiz bundan çok mutlu olur. Bilimsel olarak işte hücrelerinde şöyle bir beslenme oluyor falan diye mutlu olmaz insanlar güle baktığı zaman. Veya gül bahçesine girdiğinde aynı. Onun kokusunu alırız. Bunun resmini yaparız mesela. Mesela gülün resmini mükemmel bir şekilde yapmış ressamlar tanırım ben. Hepsini tebrik etmişizdir. Takdir etmişizdir. Ama üçüncü boyuta geçtiğimiz zaman bu gülün kendisini yapan sanatkarın için düşünmeyiz. Onun için teşekkür etmeyiz. İşte mevzu burada. Yani hem bilimsel bakacağız, hem sanat yönüyle estetik bir bakış açısı sergileyeceğiz, hem de arkasından ona yaratana izafeten, onun sanatını yapan gerçek sanatkara bakarak şükredeceğiz. İşte bilge insan bu üçünü birlikte yapan insandır. Burada bilge insanın ideal sahibi bir insan olması da ortaya çıkıyor. Yani başından beri anlatıyorum ben. Bilge insan ideal sahibidir. Bilge insan hayatına anlam katan insan demektir. Burada bu ideal aslında bir manevi dinamizmdir bilge insan için veya insanlar için, bütün insanlar için. Bakın Viktor Frankl diye bir adam var. İnsanın Anlam Arayışı diye bir kitap yazmış, bir psikiyatrist. Bu adam 1940'lı yıllarda Nazi kamplarına düşüyor. Düşerken yazmakta olduğu kitabı elinden alıyorlar askerler ve yakıyorlar. Adam tabii çok üzülüyor. Diyor ki ben diyor bu kitabı yazmadan ölmeyeceğim. O Nazi kamplarında yaklaşık beraber girdiği 100 kişiden 95-96'sı ölüyor. Çünkü çok ağır şartlarda yaşıyor. Ama bu direniyor. İşte bakın bunun sayesinde
oradan sağ ayrılanlardan birisi oluyor. Ve diyor ki işte beni yaşatan o kitabı yazma idealimdi. İdeal böyle bir şey. İnsanlara mücadele ruhu verir. İdeal sahipleri asla yorulmazlar. Asla. Yorulmak nedir bilmezler. Çalıştıkları zaman müthiş bir aşkla çalışırlar. Ve bir yabancı yazar şöyle diyor, benim çok hoşuma gidiyor. Gençlere diyor, siz gemi yapmayı öğretmeyin. Onlara uzak denizlerin aşkını verin. Onlar donanma yapsın. İşte işin özü bu. Ve bütün gençlerde ben farklı zekalar, farklı yetenekler olduğunu düşünüyorum. Buradan Michelangelo'yu hatırladım. Michelangelo o Davut heykelini yapıyor biliyorsunuz yani İtalya'da. Ben gördüm o heykeli. Tabii bize uygun bir heykel değil. Çıplak bir heykel. Bir peygamber böyle yapılmaz ama mükemmel bir sanat. Yani bizim değerlendirmemizle değil tabii. Bütün dünyadaki sanat otoriteleri böyle diyor. Michelangelo'ya soruyorlar. Diyorlar ki efendim bu mermerden bunu nasıl çıkardınız? O da diyor ki ben diyor çıkarmadım diyor. Ben sadece o onun içinde vardı. Ben ufak rötuşlarla onu ortaya çıkardım diyor. Bakın mükemmel bir anlayış. Şimdi içinde vardı. Çocuklarımızın içinde de var. Ve yine Hazreti Mevlana'dan bahsedeceğim. Diyor ki her insan İsa'sına gebe Meryem'dir. Bakın o kadar önemli bir söz ki. Her insan İsa'sına gebe Meryem'dir. Her insanın içinde bir cevher var. İsa gibi. Allah tarafından verilmiş. Ama önemli olan onu doğurtabilmek. İşte eğitimcinin özelliği burada. O insanın içerisindeki o İsa'yı doğurtabilmek. O cevheri mücevhere çevirebilmek. Burada eğitimciye büyük görev düşüyor. Ve eğitimci aslında benim için en güzel söz bu konuda insanın hayatındaki karşılaştığı en mükemmel mucize gerçekten mükemmel bir öğretmenle karşılaşmaktır. Veya mükemmel bir anne baba da diyelim. Yani bazen Edison'un annesi gibi yani bir zaman gelirse anlatırız. Edison'un annesi gibi gerçekten mükemmel anne babalar da olabiliyor. Çocukları ateşleyebilecek. Değerli arkadaşlar, evrende her şey çocuklarımız da dahil, onların mükemmel organizmaları da dahil, beyinleri, kalpleri, ruhları da dahil, her şey bir yaratandan gönderilmiş bir mektuptur. Mektup, kuşlar bir mektup, işte dağlar mektup, gökyüzü mektup, akan sular veya balıklar içerisindeki bitkiler mektup, böcekler ne bileyim, virüsler mektup. Mektubu Allah bize göndermiş. İlk ayette açıklamış. Oku. O mektubu oku. Ya o zaman Kur'an-ı Kerim yok ortada. Neyi okunacak? İşte mektup gönderdim ben sana. Okuyacaksın. Bu okumak ilim yapmak demektir. Yani burada eğitimci buna vesile olduğu için mükemmel bir konumdadır. Ben eğitimcilerin birer sanatkar olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bir bardak yapıyor. Üzerine birkaç işleme yapıyor, sanatkar deniyor. Ama bunun karşısında insanı ben bütün yönleriyle inceleyen bir insan olarak o kadar mükemmel ki daha çoğunu anlamadık. Özellikle beyinle ilgilenen insanlar, bilim adamları. Mesela geçenlerde Sinan Canan'ın kitabını okudum. Beynim, değişen beynim diye her sayfasında adeta burayı yeterince anlamıyoruz diye geçiyor. Gerçekten yeterince anlayamadığımız bir mükemmel, muhteşem bir organizmaya sahip insan. Okuduğunuz zaman işte bilim adamı oluyorsunuz. Verilmiş size bütün bilimler. Bunu araştırın diyor. Çocuklarımızı işte bakın basit eğitim veya öğretim anlayışından çıkarıp çok daha üst seviye eğitim anlayışına sokabildiğimiz zaman biz robotlardan ayrı onları anlamış ve yetiştirmiş oluruz. Robotların yapamayacağı, başaramayacağı bir şey. Ben
ideal sahibi bir insan olduğumu düşünüyorum. İdealiniz ne derseniz onu da söyleyeyim, öyle bitireyim. Pek çok arkadaşım bunu biliyor. Benim idealim ölümsüzlük. Ölümsüzlüğü nerede buldunuz falan diye sorabilirsiniz bir hekim olarak. Ama ben hekim olarak bulmadım. Bizim asırlar boyu getirdiğimiz medeniyet anlayışının içinde buldum. Bir hadisi şerif var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, insan üç şekilde amel defteri kapanmaz öldükten sonra. Normalde bütün ölenlerin amel defteri kapanıyor biliyorsunuz. Ama üç şekilde amel defteri kapanmaz insanın. Birisi eser bırakırsanız. İkincisi kendisinden insanların faydalandığı bilim verirseniz. Üçüncüsü de salih evlat, iyi evlat yetiştirirseniz insanlık için. İyi evlat sadece kendi evimizdeki evlat değildir. Bunu özellikle vurguluyorum. Eğitimciler için özellikle. Eğitimci arkadaşlar, bütün hitap ettiği çocuklar onlar için salih evlat adayıdır. Onlardan mesuldürler. Bu bakımdan mutlaka ve mutlaka o çocukları en iyi şekilde yetiştirmek, hepsini birer bilge insan yetiştirmek zorundayız. Ben hemen hemen 40 dakikayı buldum. 40-45 dakika falan oldu. Burada sözlerime son vermek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden sorusu olan veya değerlendirmesi olan varsa ben de dinlemek isterim. Teşekkür ederiz başkanım. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim. Katılımcı arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen varsa isterseniz chat üzerinden gidelim. O daha doğru olacak, daha kolay olacak. Öbür türlü ses aç, ses kapat. Biraz problem yaşayabiliriz. Başkanım, chat'i görebiliyor musunuz siz? Görüyorum, evet. Tamam. Var mı soru sormak isteyenler? Narsisizm. Ben konuşabilir miyim? Merhaba. Jean Twinge. Ben Nesli ve Narsisizm İlleti diye iki tane kitap. Onu okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel kitaplar. Onun dışında Sinan Canan'ın kitabından bahsettim. Değişen Beynim diye. Bütün beyinle ilgilenen eğitimcilerin mutlaka okumaları gerekebilir. Bu gibi buluşmaları artırabilir miyiz? Ben her zaman hazırım, müsait oldukça. Vakıf olarak da düzenli olarak bu eğitimler devam edecek bu arada. Evet, bir başka şey söyleyebilirim. Bir kitap ismi tavsiye edebilirim. Bu Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı. Biraz kalın bir kitap ama çok mükemmel bir kitap. Yani okuyan mutlaka vardır. Okumayana da özellikle tavsiye ediyorum. Stephen Covey'in. Ayrıca kesildi mi? Kesilmedi. Bir arkadaş Meral Hanım bir soru sormak istiyor galiba. Konuşmak isteyen biri vardı, o konuşabilir Meral, isterseniz. Meral Hanım, buyurun. Yurt dışına da bekleniyormuşuz. Kamil insan mı, bilge insan mı? Evet, kamil insan, bilge insanın zirvesi. Fatih Bey'e cevap. Evet, Meral Hanım. Evet hocam, benim kameramda bir sıkıntı var, kusura bakmayın. O yüzden sadece sesimle katılabiliyorum size. Buyurun, çok güzel bir yayın oldu. Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. İkinci defa katılıyorum sizlerin sayesinde böyle bir etkinliğe. Ben sınıfımdaki yaşadığım bir sıkıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi 5-6 yaş grubu okul öncesi öğretmeniyim. Sınıfımda gerçekten üstün zekalı diyebileceğim birkaç tane öğrencim var. Onları diğer öğrencilerimle sordukları sorular, verdikleri cevaplar gerçekten büyük ya da kendi seviyesinin üstündeki cevaplar ve sorularla karşı karşıyayım. Bu çocuklarımızı evde, okulda ben zeka oyunları öğretiyorum, kodlama veriyorum. Kendi yaş grubunun ve zeka seviyesinin üzerinde bazı etkinlikler uyguluyorum. Ama şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Veli istiyor ki ne, anne baba, bu çocuğum işte zeka seviyesini ölçtürelim,
ve bunun gerçekten üstün zekalı bir çocuk olduğunu kanıtlayalım. Siz bu böyle bir durumda ne önerirsiniz? Ben de şöyle bir öneri sundum. Doğru mu yanlış mı, sizin fikirleriniz benim için çok çok önemli. Bu yaştaki bir çocuğun üstün zekalı kimliğini alması hem çocuk açısından hem veli açısından uygun olmayabilir. Çocuk kendini gerçekten diğerlerinden farklı görecek. Yapamadığı bir şeyde acaba duygusal bir çöküntü yaşayabilecek mi? Aile işte benim çocuğum üstün zekalı diye bunu her gittiği yerde anlattığında çocuktan beklentisini biraz daha mı yükseltecek? Yani bu durumdaki bir öğretmen olarak bana önerebileceğiniz bir şeyler var mı? Meral Hanım, çok teşekkür ederim. Tabii bu tür çocuklarla her an karşılaşabilirsiniz. Benim tanıdığım 3-3,5 yaşında çocuklar var. Yaklaşık 50-100 hikaye kitabı okumuş çocuklar bunlar. Anneleri perişan vaziyette. Çocukla başa çıkamıyoruz, hocam yetişemiyoruz, uyku uyumak istemiyor gibi şeyler söylüyorlar. Aslında zekayı şöyle tarif edebiliriz. Kendi yaşının çok üzerinde bir zeka yaşına sahip olmuş olmak. Evet. Böyle anlatabiliriz. Tabii bu ayrı bir konu aslında. Yusuf Hocam belki bu konuda da bir program hazırlayabilir. Şimdi bu çocukları biz mümkün olduğunca çok daha kalbi yaklaşım, biraz evvel dedim ya, hani kalpten yaklaşıp kendi sevdirmek zorundayız. Ve teşvik etmek, onun önünü açmak, ona yol göstermek zorundayız. Her şeye cevap verebilemeyebiliriz. Bu çocuklar bazen öyle uçuk kaçık sorular soruyor ki siz de biz de cevap veremeyebiliriz. Ama şunu söyleyebiliriz, onlara dürüst olup ya bunu ben de bilmiyorum, gel beraber öğrenelim gibi bir tarzla yaklaşabiliriz. Bu çocuklar tabii testler yaptırılabilir. Testler zaten 5 yaşından sonra bizim vakıfta da yapılıyor. Fakat aileyi ve çocuğu seviyesine göre aydınlatmak zorundayız. Aileye diyeceğiz ki üstün zeka aslında çok menem bir şey değil. Yani başınıza bela da olabilir. Eğer iyi yetiştirmezseniz. Onun için asla çocuğa sen üstün zekalısın, sen işte şöylesin, farklısın gibi yaklaşım değil. Biraz evvel söylediğim tevazu anlayışını vererek yaklaşmak zorundayız. Tevazuyu verirsek o çocuk mükemmel bir çizgiye girer. Bakın zaman zaman ben bir takım dahilerin hayat hikayelerini de okurum. İşte Nietzsche var batıda, bir ressam vardı neydi, Van Gogh mesela. Bunlar, bunun gibi yüzlerce insan psikiyatrik hastalıktan perişan yaşamışlar hayatlarında. Tabii bunlar çok mükemmel zekaya sahipler. Allah vergisi işte. Ama o hale gelmemesi için bizim mesela kültürümüzde niçin öyle psikiyatrik hasta yok dehalarda? Bakıyoruz Mevlana, Yunus Emre, Mehmet Akif, Mimar Sinan, İbn Sina, bunlar hepsi ayrı alanlarda büyük dahiler. Ama hiçbiri psikiyatrik hasta değil. Neden? İşte bilge insan, irfan sahibi, hayatın öteki yüzünü bilen, Allah'a inanan, sadece kendinin yaratıcı olmadığını düşünen, yani kendini mesela batılı bu tür dahilerin çoğu kendini ilah kabul ediyor. Nietzsche diyor ki Tanrı öldü diyor. Ben yarı tanrıyım veya tanrıyım diyor. Benim gibi bir insan ölemez gibi çok abes sözler söylüyor. Söylüyorlar. Yani bu anlayışı biz temelden değiştirmemiz lazım. Aileyi eğiteceğiz. Bizim vakıfta bunu arkadaşlar evet, çok iyi yapıyorlar. İkincisi de çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini, onların narsist olmaması için nasıl neler yapmamız gerektiğini öğretmemiz lazım. Bir de ikinci şey, tevazu sahibi yapmakla beraber çocukları bir de milli yapacağız. Eğer milli yapmazsak biz Amerika'ya veya Avrupa'ya, dünya küresel sermayeye adam yetiştiririz. Bu da bizim kesinlikle için çok kötü bir durum. Yani bu ülkeye ait olduklarını, bu ülkeye vefa duygusuyla hareket etmeleri gerektiğini onlara anlatabilmemiz gerekiyor. Bu iki şart çok önemli bence. Narsist olmamaları için işte hem dediğim gibi yapmak hem de sosyal yönlerini, yani sosyalitelerini arttırıcı
kendilerinin çok daha kötü durumda insanlar olduğunu çocuklara gösterebilmek. Bu sadece üstü zekalı çocuklar için değil. Sosyal yardım kuruluşları gerçekten çok önemli. Bunu özellikle öneriyorum. Mutlaka her çocuk bir sosyal yardım kuruluşunda kendinden çok daha sıkıntılı çocuklara, ailelere gidip yardım yapmak zorunda. Oralara giden insanlar zaten narsist olmaz. Oralara giden insanlar psikiyatrik hasta olmazlar. Bunlar benim teorim. Ama tabii psikiyatrik hastalar, psikiyatri doktorlar, uzmanlar, arkadaşlarla da görüşmelerimiz sonucu. Teşekkür ederim Meral Hanım. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olasınız. Birkaç soru daha var başkanım. Sonunda fotoğraf çekinelim müsaadenizle. Ödevler yüzünden bunalan çocuğum ders yapmak istemiyor. Evet, bunlar sıkıntı. Bunlara tabii eğitimci arkadaşlar cevap verirse daha iyi olur. Orada gördüğüm kadarıyla çok değerli arkadaşlar var. Nuri Özkan Bey var, Göksel Orhan Bey var, Yusuf Bey var. O hiçbir zaman zorlamamak gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yani çocuğa sevdirerek, onun mantık seviyesine inerek onu yönlendirmek çok önemli. Evet, başka soru var. Şöyle bir şey ekleyebiliriz belki. Üstün zekalı çocuklar kendini geliştirdiğini düşündüğü bir bilgi de ödevde motivasyonları daha fazla artıyor. Ödevin kendine faydalı olduğunu hissetmesi lazım. Bu da öğretmenler tarafından, veliler tarafından verilebilecek bir şey. Devamlı tekrarlardan, bildiği ödevleri yapmaktan sıkılırlar bu çocuklar. O yüzden onlara ödev verirken çok dikkatli olmak lazım. Onları geliştirecek, zorlayacak, bir adım öteye atacak ödevleri vermekte fayda var diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi tabii burada aslında daha modern, yani bana göre daha modern eğitimciler dünyadaki açıklamalarında şöyle söylüyorlar. Çocukları tabii her şeyi öğretmek zorunda değiliz. Çocuklar kendi istedikleri alanda, keyif duydukları alanda çalışmalılar. Onu eğer keyif duydukları alanda çocuklar yönlenirse ve onlara denebilir ki işte matematik senin için bak önemli, sen mimarlık istiyorsun ama matematiği öğrenmeden mimar olamazsın. Veya işte şunu bilmek zorundasın, Türkçeyi bileceksin gibi. Veya işte büyük adam olmak mı istiyorsun, işte dilini düzelteceksin, kötü söz konuşmamaya çalışacaksın gibi bir yaklaşımda da bulunmak gerekiyor. Bunu yeni yeni seslendiren eğitimciler var. Hatta yani bu çok ağır eleştiriler yapılan kitaplar var. Eğitim bir kitle imha silahı diye Amerika'da çıkmış bir kitap. Ve okulsuz toplum. Şimdi tabii bunlar çok aşırı söylemler ama bir yerde gerçeklik ifade ediyor. Yani çocukların hepsine standart eğitim vermenin yanlış olduğunu tekrar tekrar vurguluyoruz. Bunu inşallah eğitim yetkililerimize de vurgulamaya çalışıyoruz. Yusuf Bey, ben bir katkıda bulunabilir miyim? Soru sorabilir miyim başkanım? Buyurun. Peki, buyurun hocam. Şimdi ben biraz da güncelleştirerek bir şey sormak istiyorum. Şimdi bilgelik eğitimini çok defa dinledik başkanımdan. Her defa dinlediğimde farklı bir haz ve tat alıyorum. Katılımcıların hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanım, bilgelik eğitim aslında bilgelik dediğimiz şey bir insan tasavvuru meydana getirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi bu koronavirüsle insanlar ve dünyadaki insanların hepsi birbirine bakışı çok farklı oldu. 15. yüzyılda Thomas insan insanın kurdudur diyordu. Şimdi bakıyoruz ki insan insanın umududur ya da yurdu haline gelmeye başladı. Ve hatta aynı zamanda bizim. Evet. Yani bu bilgelik şeyinde mesela kapitalizm şu anda insanlara böyle bir umut veremiyor. Farklı bir bakış açısı insanlar daha çok ulaşmaya çalışıyorlar. Bu noktada ne dersiniz? Yani insanlar dünyada bu koronavirüs hadisesi geçtikten sonra bakış açılarında çok değişiklik olabilir mi başkanım? Ben kesinlikle olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi biz her şeyden evvel inanan insan, ümit sahibi insandır. Daima hayata ümit ve dinamizm katar. Yani öldük bittik,
yok olduk, perişanız gibi sözlerin çok ötesine geçen, ümit sahibi, daha doğrusu inanan insan, inançlı insan. Bizler de öyle düşünüyoruz. Öyle düşünmek zorundayız. Ve burada bakın, dünyada bir koronavirüs salgını hangi amaçlarla çıkartıldı? Tabii kendiliğinden mi çıktı? Yok, gerçekten birilerinin müdahalesiyle mi çıktı? İkinci şık daha sanki doğru geliyor. Gelişmeler bize onu gösteriyor gibi ama ne olursa olsun herkesin bir hesabı var ama Allah'ın da bir hesabı var. Bu yüzden iş geliyor, dönüyor, dolaşıyor. İnsanların daha bilinçli hale gelmesine. Biz gerçeği daha çok görüyoruz. Mesela bir aydır eve sayılır. İşe yarım zamanlı gidip geliyoruz. Ve birçok kaybettiğimiz değeri yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Tekrar üzerinde düşünmeye çalışıyoruz. Tekrar kendimizi şöyle bir silkeliyoruz. Bunlar niçin oluyor? Bunlar birileri diyor ki gerçekten doğru. İşte Suriye'de öldürülen çocuklar veya işte ben size Allah'a şikayet edeceğim cennete gidince diyen çocuğun etkisinden bahsediyor. Birileri aylan bebekten bahsediyor. Birileri Afrika'da her gün 8000 tane çocuk, ölen çocuktan bahsediyor. Biz dünyada işte Amerika'da 30-40 bin insan ölüyor. Türkiye'de şu anda daha 3 bin olmadı. Çok şükür olmaz da inşallah. Ama dünyada her gün 8 bin çocuk ölüyor. Bunlar bilge insanlarla dünyanın yönetilmediğinin işareti. Bunu insanlar fark ediyor. İnsanlar kimse şöyle bakmasın. İnsanlar aptal. İnsanların çoğu aptal. Ben başka insanlar aptal görenlere aptal diyorum. Dünyada yeni bir dinamizm gelişiyor ve bu dinamizm hepimizi tekrardan silkinmeye, tekrardan harekete geçmeye yöneltiyor. Biz işte buna adım atmak zorundayız. Bu adımı bilge insanlar, bilge gençler, çocuklar yetiştirerek bu adımı atabiliriz ancak. Bu adımı atabildiğimiz takdirde Allah da bize yardım edecek. Buna imanımız sonsuz. O zaman bir bakacaksınız dünyanın hali değişmiş. Yani düne kadar dünyanın en güçlü devleti denen Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın düştüğü halleri hepimiz görüyoruz. Değil mi? Yani perişanlar oynuyorlar. Bu hiçbir gücün baki olmadığını, dünyevi hiçbir gücün baki olmadığını bir göstergesi bizim için. Bu bakımdan ümidimizi, dinamizmimizi asla asla kaybetmemek zorundayız. Daima canlı tutmak zorundayız. Hele eğitimci çocuğa yaklaşırken daima bu şuurla yaklaşmak zorunda. Teşekkür ediyoruz başkanım. Teşekkür ediyorum başkanım. Çok fazla da vaktinizi almayalım isterseniz. Müsaitim. Soru yoksa tamam. Evet. Kameralarınızı açarsanız bir fotoğraf çekmek istiyoruz. Neyi açarsam? Kameralarınızı, diğer arkadaşlar için söylüyorum. Bir fotoğraf çekelim. Anımız olsun, hatıramız olsun. Bir sorusu olan var galiba Yusuf Bey. Evet, buyurun. Şeyde mi? Ali Neşe Hanım herhalde. Tabii, buyurun Neşe Hanım. Bu arada Duygu Hanım da bir şey yazmış. Yaramaz tembel olarak etiketleniyor. Maalesef böyle. Biz bunların önüne geçmek için Nur Hocam'la beraber, Önder Hocam'la beraber veli eğitimleri düzenliyoruz. Burada bunun nasıl olması gerektiği, bu çocukların nasıl davranılması gerektiğini çoğunlukla ifade etmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda da Nur Hocam, duyuyorsanız beni, diğer velilerimizde bir veli semineri düzenleyeceğiz. Buradan da evet, velilerimize duyurmuş bekliyorlar. Olarak. Velilerden de bekleyenler var seminer. Beni de arıyorlar. En kısa zamanda bunu yapacağız. Bu hafta içerisinde yapmış oluruz. Orada daha detaylı bir şekilde konuşuruz bu konuları. Orada bir Neşe Hanım sorusu var mı? Neşe Hanım herhalde yazdım, bilmiyorum. Soru olarak ne sormuş? Tüm potansiyeli bir çocuğum var bir herhalde. Evet. Evet Neşe Hanım. Üstün potansiyeli çocuğum hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Bu tanısı yani konulmuş bir tanımı. Üstün potansiyeli olarak tanı konuldu herhalde anladığım kadarıyla.
ama çocukta özgüven eksikliği var. Öyle mi anlamalıyız soruyor. Ya da şöyle de olabilir. Bu çocuk işte oyun oynamak için bunu bahane olarak ortaya koyuyor olabilir. Bir çıkış yolu, bir kaçış yolu olarak kullanıyor olabilir. Böyle de durumlarla karşılaşıyoruz. Eğitime küsebiliyor bu çocuklar. Eğitimden yeteri kadar nasiplenmediğin için. Anlaşılmadığını düşün. Mutlaka hırçınlaşıyor. Üstün potansiyelli çocuklar için söylüyorum. Yani hiperaktif çocuklar tabii biraz psikiyatriyle alakalı bir durum. Ama eğer üstün potansiyelliyse, çocuk anlaşılmıyorsa, kendini ifade edemiyorsa o zaman hırçınlaşır. Yani o çocuğu anlamaya çalışmak lazım. Onu yönlendirmek değil de ne söylediğini onunla empati kurarak anlamak, anladıktan sonra onun istediği yöne kanalize olmak, onunla birlikte hareket etmek çok daha doğru olan bir şey. Mesela ben şöyle bir hikaye anlatayım. Kitabımda da bunu anlattım. Bir Buffalo'larla ilgili bir kovboy filmi. Şu anda ismini hatırlamıyorum. Hatırlasam bunu gösterirdim. Buffalo'lar yoldan çıkmışlar. Yüzlerce, binlerce Buffalo bir kasabaya doğru gidiyor. Böyle düşünelim. Bu bir filmin bir bölümü. Orada işte filmin kahramanı hiç kimse bir şey yapamazken filmin kahramanı atıyla en öndeki Buffalo'ya gidiyor ve üzerine atlıyor. Buffalo'larla bir müddet gidiyor. Tam kasabaya yaklaşırken öndeki baştaki Buffalo'yu sol tarafa doğru, daha doğru yönlendiriyor. Ve o yönlenince tabii baştaki belirliyor sürünün gidişatını. Ve hepsi de o tarafa dönüyor ve kasaba kurtuluyor. Bakın, karşı duran birisi olsa altını alıp ezecek. Hiçbir hareketin karşısında böyle durmak tabii bazen bu da mümkün mutlaka ama bazen içine girip onunla beraber gitmek bu özellikle çocuklar için söz konusu ve ondan sonra yavaş yavaş kendi bildiğimiz istikamette götürmek ona hakim olduktan sonra gerekiyor. Burada da çocuğu anlayıp çocukla beraber tamam senin istediğin gibi olsun derken tabii sizin tecrübelerinizle ve size teslim olduktan sonra çocuk istediğiniz yöne kanalize edebilirsiniz. Başkanım ben de bir katkıda bulunmak istiyorum sizin söylediklerinizi ilaveten eğer izin verirseniz. Şöyle Neşe Hanım hem diğer arkadaşlar da sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Evet. Tabii genellikle öğretmenlerimiz bizi anne babaların beklentisi akademik anlamda üstün potansiyeli çocukların beklenti içerisine gireriz. Akademik anlamda bu beklentimizi karşılayamadığımız zaman da çocuk da bu konuda isteksiz davrandığında işte özgüven noktasında bir yetersizlik oluşur. Ama biliyorsunuz biz TÜZDEV olarak Ganye'nin modelini sunuyoruz. Ganye bu çocuktan yetenekli olduğu alanları dört başlıkta toparlıyor. Bir akademik yeterlilik, akademik alanda mı? İki yaratıcılık alanda mı? Üç sosyal duygusal gelişim alanda mı? Dört psikomotor alanda mı? Dolayısıyla bizim çocuktaki, çoğunlukla okullardaki öğretmenlerimiz, biz ebeveynin beklenen akademik alandayken çocuk eğer bu alanda bir performans gösteremediği zaman, potansiyelini performansa dönüştüremediğinde hemen kaygıya kapılırız ve çocuğun okuldan, Yusuf Bey'in söylediği gibi okuldan uzaklaşması, sıkıcı bulması birlikte aslında keşfedilmemiş. Burada soru şu, çocuğumuza ne bekliyoruz da karşılığını alamıyoruz. Eğer akademik anlamda bir beklenti içerisiniz, bu matematik, Türkçe, sayısal ve sözel alanlar olabilir. Bu noktadaki bir beklentimiz var, karşılayamıyorsak diğer alanlara bakmak lazım. Yani çocuğumuz önce hangi alanda üstün yetenekli, o üstün potansiyel tanılandı, bunu çok iyi tespit etmek lazım. Çünkü yapılan objektif testler, WISCAR veya Stanford Binet testleri çocuğun IQ'su hakkında bir fikir veriyor. Ama ilgi ve alanında çok fazla detay vermiyor. Dolayısıyla başka testler de çocuğun diğer ilgi alanını bulup, biraz önce başkanım söylediği gibi o alanı lokomotif seçmek lazım. O lokomotifi bulduktan sonra arkasına akademi alanı vagon yapabilirsiniz. Ama önce lokomotif ilgi alanını bulmamız lazım. Bu yaratıcılık alanında mı, işte sosyal duygusal gelişim alanında mı, psikomotor alanında mı? Bunu çok iyi ortaya çıkartmak lazım. Ona göre beklenti koyup onu öne çıkardıktan sonra diğer gelişmesi gereken alanları arkaya vagon yaparsak bütüncül bir geliştirme imkanımız olabilecektir. Ancak şu anda söyleyebileceğim bu. Çocuğumuzla da bir fırsatta bir Zoom ortamında tanışmak isterim.
Teşekkür evet. ediyoruz hocam. En son Tunç Bey'in söylediği IQ'den ziyade EQ'yu geliştirmemiz gerekir. Yani orada ben zaten duygusal zekaya çok önem verdim. Ve duygusal zekanın hayatta başarıyı çok daha etkilediği, hatta IQ hayatta başarıda %20 etkiliyken ötekinin %80'lere varan bir etkiye sahip olduğu söyleniliyor ki çok doğru. Duygusal yönü zayıf çocuklarımızın başarısı sosyal hayatta çok daha düşük. Bunu güzel izah etmiş arkadaşımız veya o konuya değinmiş. Evet, yani duygusal yönünde işte merhamet, şefkat eğitiminden bahsettik. Sevgi eğitimi her şeyden evvel, yani sevgiyle yaklaşmak çocuğa, işte duygusal zekanın temelleri. Evet, teşekkür ederim. Tamamdır. Fotoğraf çekiyorum o zaman arkadaşlar. Tamam. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Bütün arkadaşlar görülüyor mu? Ya birkaç tane ekran olduğu için, 3 ekran olduğu için 3 kere çekeceğim. Siz bozmayın. Birincisi tamam. Bir saniye. Evet, ikincisi tamam. Hemen bitiyor. Hep Nuri Hoca'yı çektin ya. Evet, diğerini de çektim. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başkanım ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Başkanım, ediyoruz. Başkanım teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Herkese iyi akşamlar diyoruz. İyi geceler efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, iyi geceler.